Hayatınıza neşe, eğlence ve keyif katacak bol ödüllü bilgi yarışması Kuyruk, TRT1 ekranlarında yoluna hızla devam ediyor. Yarışma yapmak için elimizden geleni ardımıza koymuyoruz. Bir de bugün ekibi, sevilen sunucu ve oyuncu Uras Kaygılaroğlu'yla keyifli mi keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşimiz ve yarışmadan dikkat çekici görüntüler az sonra. Hanımlar, beyler, hepiniz Kuyruğa hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, yine hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da evlerinize konuk oluyoruz. Hafta içi her gün kendi belirlediğiniz ekiple yarışacağınız Kuyruk, heyecandan yerinizde duramayacağınız macera dolu etaplarıyla da ekranların vazgeçilmezi. Süre bitiyor. Herkes kuyruklara geçtiği yerlerini aldı. Eğlence ve kahkaha dolu yarışma, kazandırdığı ödüllerle de epey dikkat çekici. Babacandır dizisinin enerjik, çılgın karakteri Haluk'u canlandıran başarılı oyuncu Uras Kaygılaroğlu, aynı zamanda iddialı yarışmanın da sunucusu. 3, 2, 1, başla! Süre başladı. Uras Bey, yer aldığı dizide ve yarışmada izleyicileri her geçen gün büyülemeye devam ediyor. Acayip güzel yarışma olacak belli. Yarışmacılarla birlikte yarışan, birlikte gülen ve onların rahat hissetmesi için elinden geleni yapan sempatik sunucu Uras Bey ile kuyruk yarışmasıyla ilgili bilmek istediğiniz her şeyi konuştuk. Yarışma nasıl gidiyor? Alışabildiniz mi? Yarışmaya alıştım. Yani 20 bölüme yakın çektik. İzleyiciler daha 5 bölümünü seyretti. Bu hafta itibariyle yine bir 5 bölüm daha izleyecekler. Biz keyif alıyoruz ya. Günde 2-3 tane çekiyoruz. İyi yarışmacı geldiği zaman, enerjik yarışmacı geldiği zaman bana da çok yansıyor. Benim işim çok kolaylaşıyor. Yani oynayacağım oyun alanları artıyor vesaire. O yüzden biraz da onların performansına bağlı olarak benim de işte biraz da yorgunluğum da var. Yani hem iki iş birlikte giderken. Ama onun dışında yani çok iyi bir ekiple çalışıyorum. Yani böyle müthiş bir ekiple çalışıyor olmak işinizi çok kolaylaştırıyor. Kamera arkasında sürekli benim bir sonraki isteyebileceğim şeyi orada hazır etmiş olan bir ekip var. Kulağımda çok deneyimli bir yönetmen var. Yani böyle takıldığım, düştüğüm yerde hemen kaldırıyorlar falan. O yüzden aslına bakarsanız işim bayağı kolay. Yani iyi seyirci, iyi ekip, sunucuya çok bir şey kalmıyor. Türk kızlarının yaptığı evliliklerde hangi yabancı damatların sayısı... Sorular ve etaplar sizce zor mu? Değil. İlk etap bence çok kolay. Zaten o biraz da şeyle alakalı oluyor. İlk etapımızda yarışmacılar oyunu anlıyor. Nerede durursam ne kadar puan alıyorum, ne kadar şurada durursam. Yani çünkü daha önce yapılmış bir format olmadığından ve ilk defa Türk formatı oluşundan ötürü izleyerek öğrendikleri için buraya gelip işte ilk etapta herkes ufak tefek hatalar yapıyor. Ben de onlara takılıyorum yani zaten öyle bir durum olduğunda. Sonrasında ikinci etapta bir tık daha zorlaşır gibi olsa da sorular gerçekten zor değil. Üçüncü etapta belki biraz daha zorlaştığını kabul edebilirim ama zaten orada da çok yüksek puan toplamaya çalışıyorlar. O yüzden yani hakkaniyetli bir şekilde ilerliyor sorular ve oyunlar. Oyunlar bence bayağı kolay ve eğlenceli. Biraz da insanları komik gördüğümüz bir alan oluyor. Ben de onlarla birlikte yarışıyorum. İşte onlar balon şişiriyorsa ben de şişiriyorum. Onlar boncuk diziyorsa ben de diziyorum falan gibi. Böyle eğlenceli bir durum oluyor açıkçası. Yarışmanın en eğlenceli etabı sizce hangisi? Bu nedirler var, ben onları seviyorum. Böyle kutunun içinde gizli bir şey getiriyorum. Sanki çok içinde hayvan varmış gibi insanları kandırıyorum, işte böcek varmış gibi. Halbuki hep böyle bir içinde işte pense, ıvır zıvır gibi böyle işte su terazisi falan çıkıyor. Ama o gerginlikleri böyle yarışmacıların yüzündeki o ay ay çok korkarım ben falan durumu falan beni güldürüyor. Ben o yüzden o bu nedirlerde biraz eğleniyorum. Uras Bey için oyunculuk mu yoksa program sunuculuğu mu vazgeçilmez? İkisi çok başka şeyler. Yani hiç birbiriyle alakası yok. Seçim yapabileceğin bir şey değil. İşte o yüzden seçemediğim için iki kariyerimi de böyle bir arada yürütmeye çalışırken bu yorgunluğu yaşıyorum.
Bunu da yapmayı çok seviyorum. Çünkü burada tamamen uraz oluyorum. Yani hani eğleniyorum, yarışmacılarla sohbet ediyorum vesaire. Birinin çizdiği bir şablonun içinde değilim. Yani kendi dünyamı kuruyorum bu stüdyonun içinde. Ama orada da fantastik şeyler yapabilen bir karakteri canlandırıyorum. Yani Haluk diye bir adam elektrik çarpıyor 5 kere, yüksek akım ölmüyor. Ağzından duman çıkararak saçları, yani çizgi film karakteri gibi düşün. İşte başına 1001 türlü şey geliyor, hiçbir şey olmuyor. Yediği yumruklar, yediği dayaklar, kendi kendini dövüyor, kendi kendini sopalıyor falan. Yani abuk subuk bir sürü şey yapabiliyorum ama şey diyorlar, Haluk yapabilir ya. Evet, o zaman sonra demek ki buna inandırmış olmanın verdiği mutlulukta, işte oyunculukta da böyle şeyler seni tatmin ediyor. Sürekli yapıyor. Kuyrukta yarışmacı olmak isteyen izleyicilerimiz nasıl başvuruda bulunacaklar? TRT'nin internet sitesinden yarışma başvuru formunu doldurarak 3 tane de sevdiğiniz aile ferdiniz ya da eş, dost, komşu, arkadaş, üniversiteden okul arkadaşınız vesairenizle yarışmaya başvuruda bulunabilir. Gelip burada bizle eğlenceli birkaç saat yaşayabilirsiniz. Onlar şahane, alkışlarla onları tanıyoruz. Uraz Kaygılaroğlu'nun sunumuyla ödül, eğlence ve heyecan dolu bilgi yarışması Kuyruk TRT 1'de. Sen kimsin gerçekten? Devrimci misin, Turancı mısın? Ben anlayamadım seni. Bilmem. Ben Cemil Meriç'in söylediği gibi, bütün izinlerin insan şuuruna giydirilmiş deri gömlekleri olduğunu düşünüyorum. Yani şu, ne devrimciyim ne de Turancı. Evet, bir inancım var. İslam. Ve o sonu izimle biten hiçbir siyasi fikrin kalıbına sığmayacak kadar büyük diye düşünüyorum. Al başında rastladım aksakallı birisine. Bin yıllık bir halıya bin yıldan beri bağdaş kurmuş bir çınar gibi. Sordum Tarık nerede? Tarık abi ona. Ha? Ne işin var senin burada? Ne ustam, hayatın sırrı ne? Tepeden tırnağa aşığım ben. Sana ne tüm bir hayat var. Ne iş var? O kendi dünyasında kalsın. Bir şey daha geldi. Haydi, haydi, güzel. Versene. Nasıl? Yapamadı, gördüm ben. Saramadı, o gevşek oldu. Biz dostuz. Gerçek olan bu. Ne demek bilmiyorum lan? Ne demek bilmiyorum lan? Senin işin bilmek, emri uygulamak. Evlen kararı almıyor, benim haberim yok. Neden? Karın kararı. Senden bunu istemedi. Nerede o? Memleket elden gidiyor be. Dünyadan haberiniz yok. Her şeyin sahibi olan bu memleketin de sahibidir. Merak etme. Vazgeç bu sevdadan. Benim gibi. Ansızın bir deli çaydan içersin de kanamazsın.